Sevgili Ankara Tıp ailesi, hepinize güzel bir gün diliyorum. Ben Gülfem Çelik, Pelin Arabalayra ve Kenan Ateş Dekan Yardımcılarımızla hepinize güzel bir yeni eğitim-öğretim dönemi dilemek istiyoruz. Ben şimdi bundan sonraki sunum için maskemi çıkaracağım için sevgili yardımcılarımı karşı tarafa alıyorum. Ben bundan sonra da sunumuma devam edeceğim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bu bizim için de bir ilk defa bu şekilde hep birlikte bir toplantı düzenliyoruz. Yalnızız ama aslında çok kalabalığız. Toplantımıza şu anda hem öğrencilerimiz katılıyor hem öğretim üyelerimiz katılıyor. Çünkü önümüzdeki hafta okul başlıyor. Bu nedenle vereceğim bilgiler genel olduğu için bir de daha yeni yerleşen birinci sınıf öğrencilerimiz var. O nedenle onlara da bir hoş geldin mahiyetinde bu toplantıyı birleştirelim istedik. Şu anda YouTube kanalımızda bizi izleyen öğrencilerimizi ve sevgili hocalarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu sene fakültemiz ve tüm hastaneler, tüm ülkemiz ciddi bir COVID ile ilgili savaş verdiler. Çok başarılı bir süreç geçirildi ve bu kapsamda sağlığımızın, sağlık ordumuzun ne kadar kuvvetli olduğunu, ne kadar başarılı işler yaptıklarını görmüş olduk. Bu kapsamda ne yazık ki yitirdiklerimiz oldu. Çok sevdiğimiz hocalarımız, çalışan doktorlar, hemşire hanımlar, hasta bakıcılar, diş hekimleri, eczacılar ne yazık ki bu süreçte bu bir meslek hastalığı gibi yitirdiklerimiz oldu. Onları saygıyla, minnetle anıyoruz. Şu anda Ankara COVID yönünden en riskli durumda. Bugün Sağlık Bakanı da açıkladı. En çok artışın görüldüğü il. Bunun yansımaları bizim küçük birimlerimizde de var. Artık COVID çok yakınımıza geldi. Hastanemizde de hasta olan sevgili doktorlarımız, hemşirelerimiz, araştırma görevlilerimiz, teknisyenlerimiz, memurlarımız var. Hepsine acil şifalar diliyorum. Umuyorum bir an önce iyileşirler, sağlıklarına kavuşurlar, aramıza dönerler. Ben umuyorum bundan sonraki süreç bizim için daha iyi ilerler diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir plan yaptık. Öncelikle ben sizlere çok detaylı olmayan bir sunum yapacağım. Çerçeve bir sunum yapacağım. Bu sunumun daha detaylı kısımlarını YouTube kanalına video olarak zaten kaydediyor olacağız. Kaydettim bir kısmı, bir kısmı da kaydedilecek. O nedenle bu çerçeveyi sunmak şeklinde olacak. Bu arada sizler yorum kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Soruların süremiz yarıma kadar diye belirledik. Sunumun bitiminden sonra sorulardan bu sunumla ilgili olanlara cevap verebildiğimiz ölçüde cevap vereceğiz. Veremediklerimizde bir şekilde mutlaka size cevaplarını ya videoyla döneriz ya yazılı olarak döneriz. O şekilde cevap vereceğiz. O nedenle yorum kısmına sorularınızı yazmaya başlayabilirsiniz. Onları takip eden bir arkadaşımız olacak. Şimdi ben aslında zor bir dönem, belirsiz şeyler var. Bu bizim için önemli tabii, her şeyimizi belirliyor. Ama bir yandan hayat öyle değil de, bir yandan çok zor şeyler olurken bir yandan güzel şeyler oluyor. Ben biraz yeni gelen öğrencilerimiz için de, sizler için de, mevcut öğrencilerimiz için de, bizler için de içimizi ısıtmak için güzel şeylerle başlamak istiyorum. Bir kere ne olursa olsun her şeye rağmen atamızı ziyarete gittik. Covid tedbirlerine uyarak, sosyal mesafeye uyarak, burada gördüğünüz gibi inanılmaz bir tören nizamıyla hep birlikte gittik atamıza. Çelengimizi koyduk ve şurada görmüş olduğunuz fotoğrafı da biz büyüttük. Çeşitli yerlere çerçeveyle astık. Çok, bence çok anlamlı bir fotoğraf oldu. Çok da keyif aldık o süreçte. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha sonra 1 Temmuz'da müzemizi açtık. Müzemiz sayın önceki rektörümüz Erkan İbiş'in fikriydi, bir müze açılması. Biz de öğrencilerimiz için sesli çalışma alanı arıyorduk. Sonra o planladığımız alanda matbaa cihazlarını hani ne yapalım diye konuşulurken çok güzel olduğu ve hiçbir şey hani onları korumak zorunda olduğumuz gerçeği üzerine iki fikri birleştirdik. Hem kafe hem müze şeklinde bir çalışma içine girdik. Bir sene inşaatı sürdü, bir ayda da eser ortaya çıktı ama tabii ki gelişime açık. 1 Temmuz'da da açılışını yaptık çok büyük bir keyifle.
Burada yine açılış töreninden şeyleri görüyorsunuz. Sevgili hocamız bize çok güzel Albert Einstein'ın anısına Necdet Hoca hikayesini anlattı. Alpcan Hoca onunla ilgili diye gösterisinde bulundu. Albert Einstein hakikaten çok enteresan bir hayat hikayesi var, çok ilham verici. Özellikle genç arkadaşlarımın onun hayat hikayesini öğrenmelerini önemsiyorum. Türkiye'de pediatri bilimini kuran kişi, yetiştirdiği kişiler Hacettepe, Ankara Tıp ve Ege Tıbbı'nın çocuk anabilim dallarını kurmuş durumda. Gördüğünüz gibi sosyal mesafeye dikkat ederek oturuldu. Daha sonra müzemizi gezdik. Bu da işte bahsettiğim matbaa makineleri. Bu makineler sayesinde müze ve kafe bir araya geldi. İnanılmaz cihazlar. Gelip görmenizi isteriz hepinizi. Özellikle müzeden çok resim koymadım ki gelip görün diye. Müzemiz tenha. Saatler ayarlanırsa sosyal mesafeyi koruyup risk oluşturmadan gelip rahatlıkla ziyaret edebilirsiniz. Bu bizim yine müzeden görüntülerimiz. Sevgili önceki rektörümüz Nusret Aras, rektör yardımcımız önceki Bahattin hocamız da gördüğünüz gibi burada. Serginin görüntüsü. Bir de o gün internlerimiz mezun oluyorlar diye bir mezuniyet sokağı yaptık onlar için. Her grubun fotoğraflarını oluşturduk, balonlarla süsledik. Halen de duruyor. Gelip görebilirsiniz. Müzemizde çok değerli bir alan var. Kütüphanenin arşivi. Orayı görmenizi özellikle çok isterim. Çünkü çok çok özelliği olan bir birim. Gören herkes de çok şaşırıyor. Çok kıymetli, 100 yıllık kitapların olduğu bir arşivimiz var. Güzel bir envanter çalışması olduğunu düşünüyorum. Daha sonra da biz öğrencilerimizin, mezunlarımızın törenini gerçekleştirdik. Ne yazık ki birilerini davet edemedik. Çünkü Ankara o dönemden itibaren çok yoğun artmaya başladı. Ve velisiz ama velilere de hem YouTube'dan hem Instagram'dan canlı yayın yaptık. 13 bin kişi izledi yayınımızı. Dolayısıyla aslında seyircisiz ama en kalabalık törenimizi gerçekleştirdik. Bando'yu yaptık. Bando'yu çok seviyor arkadaşlarımız. Biz karşıladık öğrencilerimizi gelirlerken, mezunlarımızı. Daha sonra tekrar hekimliğe yemin atma törenleri devam ederken konuşmalar. Öğrencilerimiz gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde oturdular. Ödül törenleri, plaketlerinin verilmesi gururla çakıyor. Bu arada bu kütüğümüz doldu. 75. yılda son mezunuyla doldu. Artık önümüzdeki sene sıfır bir kütükle başlayacağız. Ve keplerini de fırlattılar, şarkılarını da söylediler. Mutlu oldukları, ailelerinde izleyebildikleri bir tören yaptık. Daha sonra yaz devam ediyor. Aslında bir tarafta Covid tümüzüyle devam ediyor ama biz de bir taraftan Covid'e rağmen sevdiğimiz ve bizim için önemli şeyleri yapmaya devam ettik hep. Elimizden geldiğince ve imkanlar, olanaklar çerçevesinde müzede yaptık tanıtım faaliyetlerini. Yaklaşık 130 civarı öğrenci katıldı tanıtıma diyebiliyorum. Öğrencilerimiz yine gönüllü çalıştılar. Bu dönem tabii farklı bir şey olarak video çok çektik. Çünkü temas az olduğu için bu kapsamda 10 küsür, hatta belki daha çok, tam sayısını hatırlamıyorum. Tanıtım videomuz oldu. Böyle parça parça oldu. Bu videoların çekilmesi sevgili Gökçe Sena öğrencimiz, internimiz, ona özel teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her şeyini toparladı. Geldi ve bize çok güzel çekimler yaptı. Onun çekimlerini 100 bine yakın kişi seyretti. Benim video kayıtlarımı bu tanıtımla ilgili. Yani Gökçe'nin çok ciddi bir katkısı oldu bizde. Çok yakın zamanda da daha önceki rektörümüz Sayın Erkan Übiş görevi yeni rektörümüz Necdet Ünüvar'a devretti. Biz sevgili Erkan hocamıza, fakültemize ve üniversitemize desteklerinden, emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yeni rektörümüze de başarılar diliyoruz. Kendisi de katılacak bir süre sonra birlikte tanışacağız. Şimdi yeni yerleşmeler yapıldı biliyorsunuz. Yeni yerleşmelerde şurada son 3 senenin bu slaytta bilmiyorum ne kadar izleyebiliyorsunuz ama ben bu slaytları paylaşacağım zaten sizlerle. İngilizce programda bir taban puanda geçen seneye göre bir sıralamada 100 kadar yukarı çıkılmış görünüyor. Türkçe program daha öncekiyle stabil seyrediyor. Yerleri gayet güzel bir şekilde.
Baktığımız zaman Türkçe programda kadın öğrenci sayımız %56 oranında. Ama İngilizce program kız öğrencilerimiz tarafından daha çok tercih edilmiş görünüyor. %70'i yaklaşık kız öğrencilerimizden oluşuyor. Türkçe programda yaklaşık %70'i Ankara dışından geliyor. Bizim öğrencilerimiz hep öyle zaten. İngilizce programda daha yarı yarıya. Ankara öğrencisi biraz daha İngilizce programı tercih etmiş görünüyor. Yine Türkçe programa gelen okul dağılımlarına baktığımız zaman fen lisesinden gelen öğrenci sayısı ve özel fen lisesinden gelen öğrenci sayımız fazla görünüyor. Benzer şekilde İngilizce program içinde yine fen lisesi, Anadolu Lisesi, özel liseden gelen öğrencilerimizin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Şimdi akademik takvimimizi açıyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Türkçe program dönem 3, dönem 4 ve dönem 5 başlıyor. Bunlarla ilgili öğretim üyelerimizi bilgilendirme videoları yaptık, hazırladık. Ben YouTube'a yükledim, dün akşam yükledim. Orada daha detaylı sunumu görecek öğretim üyelerimiz. Öbür haftada dönem 1 ve 2'ler başlıyorlar. Türkçe program ve İngilizce programın dönem 1, 2, 3'ü başlıyor. İngilizce program daha dün açmıştık ama 3. sınıfa geldi öğrencilerimiz. Biz de çok gurur duyuyoruz. Öğrencilerimiz de çok seviyorlar. Türkçe program ve İngilizce program öğrencileri de çok iyi anlaşıyorlar. Biz de bundan dolayı da çok memnunuz. Şimdi en çok sorulan konulardan biri 1. sınıfa başlayan öğrencilere özel bir şey yapacağız. Bu ben daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Biraz önce Kenan Hoca'yla da görüştük. 14 Eylül günü Zoom'dan görüntülü bir şekilde gruplara bölerek öğrencilerle bir tanışma düzenleyeceğiz. Bunun detayını bildireceğiz. Fakat bu uyum programında fakülteyi tanıtıcı, genel işte sosyal olanaklar vesaire onları tanıtıcı kısımları biz videoya kaydederek Ampüzen'e yükleyeceğiz sizler için. Ama 14'ü bütün günü sizlerle tanışmaya ayıracağız. Hatta danışman öğretim üyeleri ataması yapmak istiyoruz. Çünkü bu sürecin yakın takibi bizler için önemli. O nedenle hani hocalarımızla birlikte sizleri tanıştırırız diye düşünüyoruz. Şimdi nasıl bir şey yapacağız? Nasıl bir süreç götüreceğiz? Şimdi karışık bir dönemdeyiz ve öğrencilerimiz gelemeyecekler. 1 Ekim'de okullar açılıyor deniliyor ama aslında Ankara özelinde biz biraz daha farklı düşünmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak öğrenme kazanımlarından kayba uğramaksızın programın yüz yüze yapılması zorunlu olan hasta muayenesi hariç kısımlarının hepsini uzaktan eğitim olarak verecek şekilde bir organizasyon yaptık. Bu çok önemli çünkü özellikle Ankara özelinde bu sürecin ne kadar gideceğini ve telafi etme şansımızın olup olmayacağını bilmiyoruz. Onun için biz hepimiz eğitim yönetimi olarak bunu çok ciddiye aldık. Hep birlikte fakültemiz öğretim üyeleriyle birlikte okul sanki açıkmış gibi, uzaktan ama açıkmış gibi bir protokol sizler için sevgili öğrencilerimiz hazırladık ve düzenli devam edilecek bir formasyonda yaptık. Ne yaptık? Hem Türkçe hem İngilizce program için. Önce uzaktan eğitimle kuramsal dersler, bir takım interaktif dersler ve bazı uygulamaların videolarının izlenmesi. Arkasından da uygulamalı eğitim, yani öğrencinin bizzat yapması gereken laboratuvarda veya anatomi laboratuvarında veya hasta başı pratikleri de yüz yüze eğitim olarak planladık. Dolayısıyla bizim aslında eğitimimiz karışık biliyorsunuz. Mesela modül dediğimiz yapıda içinde hem teorik, biz ona kuramsal ders diyoruz sevgili yeni öğrencilerimiz. İçinde hem kuramsal dersler var hem laboratuvar uygulamaları var. Biz şimdi böldük onu. Aslında normalde ardışık geliyordu bunlar. Önce kuramsalları, arkasından uygulamalı eğitimleri toplu olarak sizleri çağıracağız. Fakat azaltılmış öğrenci sayısıyla çağıracağız. Çünkü alanlarımızın uygulama 4 metrekareye bir öğrenci düşecek şekilde planlama yaptık. Birazdan da göstereceğim. 75-80'er öğrenci gibi bölerek sizleri pratik uygulamalara almak istiyoruz ama koşullar ne gösterecek onu göreceğiz. Şimdi bakın, birincisi güz dönemi, yani sonbahar dönemi, biz ona güz dönemi diyoruz sevgili öğrencilerimiz. Dönemde yaklaşık 70'er öğrenciden oluşan 5 gruba bölüyoruz.
Uzaktan eğitime hepiniz ortak alıyorsunuz sevgili öğrenciler. Bakın tarihleri aynı. Ama yüz yüze pratik yani o laboratuvar eğitimlerini bakın herkes ikişer haftalık yaklaşık tarihlerle dönüşümlü gelecek. Hatta yurtları da o şekilde ayarlamak istiyoruz. Sanki devremlük gibi bir grup gidince öbür grup gelsin şeklinde. Ama bu planlanan nasıl uygularız bilmiyoruz. Bu dönemin en önemli özelliği sevgili hocalarım, sevgili öğrencilerimiz her an her şey değişebiliyor. Mutlaka ona hızlı adapte olmamız gerekiyor. O nedenle temaslı olmamız çok kritik. Şu anda böyle söylüyorum ama daha sonra farklı bir format gelişebilir. Başımıza şu çok geldi. Bir plan yaptık, yönergesini hazırladık. Tam sizlere gönderiyorduk sevgili hocalarımız. YÖK'ten bir yazı geliyor, iptal oluyor, tekrar başka bir şey yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir süreç yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yapacağız. Okul bizim, öğrenci bizim, hocamız bizim. Hayat bir yandan zorluklarla gidiyor ama bir yandan biz fakültemizi, bu gemimizi yürütmek durumundayız. Bunu yapacak gücümüz de var. Elimizdeki imkanları maksimum kullanacağız. Ben böyle bakıyorum. Burada tarihler var. Ben hiç detaya girmeyeceğim. Bunlar zaten rakamlar görünür şekilde değil. Hepsi aynı mantıkta. Hepsinin önce, bakın şu dönem 4-5 ama hepsinin mantığı aynı aslında. Önce kuramsal eğitimi, yani teorik dersleri, işte interaktif bazı dersleri artı bazı uygulamaların, videoların uzaktan olarak alacak öğrencilerimiz sonra da pratikleri bizzat kendilerinin yapması gereken o derslerle ilgili pratikleri daha sonra gelecekler. Biraz önce belirtmiş olduğu, Kenan hocamızın belirlemiş olduğu takvim çerçevesinde dönem 4'ler ve 5'ler gelecek hafta başlıyorlar. Bir hocamızdan şuradaki yüz yüze eğitimi, yüz yarı yılındaki onu da öbür grubun uzaktanı yapıp yüz yüzeleri tamamen bahara mı kaydırsak önerisi oldu. Bunu tartışacağız. Daha ona olduğu için henüz bu noktada bir şey söylemeyeceğim. Uzaktan eğitimi Ankyüzen'den yapacağız. Orgun Ankara Edutr'den giriyor. Ankyüzen artık Ankyüzef oldu, fakülte oldu ama bizim alanımız halen duruyor. Şu anda değerli hocalarım, önceki yılki alanlarımız duruyor. Bütün ders alanlarımız duruyor. Ama seçmeli dersler sebebiyle kredilerimiz azaldığı için, değiştiği için, yeni ders kodları açıldığı için Ankyüzen'de yeni alanlar açılacak. Ama biz oraya sizlerin videolarını biz taşıyacağız. O konuda hiç lütfen endişeniz olmasın. Siz şu anda elinizdeki mevcut sayfalara bizim sizlere birazdan geçen hafta içinde yolladığımız yönerge doğrultusunda programlarınızı yapmanızı rica edeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Demin söylemiştim aslında. Biz de sevgili özellikle yeni öğrencilerimiz için söylüyorum. Bilgi öğrenmemiz gerekiyor. Çok sayıda bilgi öğrenmemiz gerekiyor. Sonra tıpta en önemli şey bilgiyi kullanma. O aldığınız biz o bilgiyi kullanmanız için veriyoruz. Neyde kullanmanız için veriyoruz? Bir takım süreçlerde tanı koyma, işte mantık, neden bu bozukluk oldu, onun o sürecini, tedaviye karar verme gibi akıl yürütme süreçlerinde kullanılmasını istiyoruz. Bu tematik bilgisi olabilir, klinik bilgisi olabilir. Her bilgi aslında tamamen bunun için veriliyor. O yüzden biz şu anda aslında bu uzaktan eğitimi bir yandan da fırsat bilip bununla ilgili çok güzel interaktif yöntemler var. Bunu hayata geçirmek üzere bir ciddi girişimimiz oldu. Bilgi kaynağı olarak hocalarımız bütün modüller ve stajlar, modüller sırayla kayıtlarını yapıyorlar. Dönem 1-2-3'teki grup oluşumlarına modül diyoruz sevgili öğrencilerimiz. Onları videolarda izleyeceksiniz. Hepsi için stajlarda da hocalarımız ders kayıtlarını yaptılar. Kayıtlı var, duruyor. Ama onlar üzerinden bir akıl yürütme süreçlerini kullanacakları olgu tartışmalarını ve ne öğrendik oturumlarını canlı olarak yapacağız. Ayrıca klinik beceri, laboratuvar uygulamalarının da videolarını izlettirmeyi düşünüyoruz. Yani bakın şurada görmüş olduğunuz bilgiyi öğrenme, bilgiyi kullanma ve klinik beceri veya laboratuvar uygulamalarının öğrenilmesi, farkındalığın arttırılması uzaktan eğitimle hepsi son derecede etkin bir şekilde mümkün. Bunun en kritik noktası programın güzel yapılması, programa sahip çıkılması, programın izlenmesi, geri bildirimlerin taze taze alınıp hep aktif bir şekilde düzenleme yapılması ve canlı derslerle düzenli eğitimin yapılması olduğunu düşünüyorum. Ve öğrencilerimizle de sosyal iletişimi de sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burada konuştuk. Programımız iki gruptan oluşacak. Bir canlı derslerden oluşacak, bir bağımsız çalışmadan oluşacak. Canlı derslerde kuramsal derslerimiz,
Ama az sayıda olsun istiyoruz. Yarım saat olacak sevgili öğrencilerimiz ve değerli hocalarımız. Olgu tartışmalarını canlı ders istiyoruz ve hafta sonuna doğru olacak, yani haftanın son gününde ne öğrendik oturumlarını planlıyoruz. Bağımsız çalışmada da video kayıtlarının izlenmesi, elektronik kaynak çalışılması ve diğer hazırlıkların yapılması önemli bizim için. Şimdi canlı dersleri her gün aynı saat diliminde ve en az yarım gün olacak şekilde yapmak istiyoruz. Sebebi de şu, öğrencimiz düzenli okula geldiğini hissetsin diye. Düzenli her gün öğretim üyemiz de bilecek, öğrencimiz de bilecek. Şu saatler arasında canlı dersler var. Kendisinin olur, olmaz, o mayrılması. Neden tüm gün yok? Çünkü haftanın 5 günü öğrencilerimizin sabahtan akşama kadar ekran karşısında, o ekranın enerjisi, o ses tınının karşısında verimli olmayacağı daha önceki geri bildirimler doğrultusunda da bizimle paylaşıldı. O nedenle yarım günü tercih ettik. Burada dönem 1-2-3'te kuramsal dersler olabilir, olacak haliyle, ama maksimum yarım saat dedik. Çünkü yarım saatten fazlası izlenmiyor. O nedenle hocalarımızdan bu konuda özel ricamız var. Maksimum yarım gün söylediğimiz gerekçeyle ve haftanın sonunda veya tema bitimi, mesela bir konu bitiyor, olgu tartışması veya ne öğrendik oturumlarıyla da interaktif oturum yapılması. Dönem 4-5'te, dönem 1-2-3'ten biraz daha farklı, konuları daha çok dinleyerek ve çalışarak o konuyu olgu tartışması olarak tartışmasını tercih ediyoruz. Az sayıda kuramsal ders, canlı ders olabilir ama çok fazla tercih etmediğimizi söyleyebilirim. Haftanın sonunda da şimdi şablonu göstereceğim. Ne öğrendik ve interaktif ne öğrendik oturumları veya olgu, zaten olguları olacaktı. Öğrencilerin bilgileri pekiştirilecek. Şimdi bu kurgumuzda bir öğretim üyesiyle öğrenciyi yakın tutmak canlı dersler. Bunu özellikle öğretim üyesi kimliğiyle vaka yorumlama kısmında özellikle değerlendirmeyi önemsiyoruz. Klinisyenlerini değerlendirme, özellikle dönem 4-5'te. Bağımsız çalışma kısmında da öğrencinin sürekli öğrenme, sürekli çalışma motivasyonunu sağlamak ve bu beceriyi geliştirmesini hedefliyoruz. Çünkü bu da gerekiyor. Onun için de ders kayıtlarımız var. Clinical Key Student alındı, bu çok güzel, tıp öğrenciler için harika bir kaynak. Up to date, 3 boyutlu anatomi, başka elektronik kaynaklar, hocalarımızın videoları gibi öğrencilerimizin yapacağı hazırlıklar olacak. Çünkü o hazırlıkları sonra başka platformlarda öğrencilerimiz kullanacak. Bakın şurada bir dönem birik için bir haftalık şablon yaptım. Sabah yarımşar saat olduğu için 4 ders koydum. Canlı ders, kuramsal sabahları. Öğleden sonra bağımsız çalışma. Dönem 1-2 olduğunu hatırlatayım. Hafta sonuna doğru. Bakın şurada olgu tartışması 2 tane. 2 tane de ne öğrendik oturumuyla haftanın öğrenilen sunum konularını üzerinde özet mahiyetinde geçme. Bu da dönem 4 için bir 4 günlük bir şablon. Burada stajın tanıtımı, kuramsal ilgili temel tıp bilgisi, hatırlatılması, bunlar şablondur. Her staj kendine göre belirleyecek ama ana yapının aynı olması gerekiyor. Daha sonra da ertesi güne hazırlık, bağımsız çalışmalar. Bunların için işte ders kayıtları ve clinical key'i okuyacak öğrencilerimiz. Ve ertesi gün interaktif metotlarla, ki Mentor.com'u öncelikle tercih ettik ama başkaları da kullanılabilir, olgu tartışmaları yapılacak öğlene kadar. Sonra yine öğleden sonra serbest. Çarşambaları seçmeli derslerimiz var. Perşembe, cuma da yine aynı şekilde. Cuma öğleden sonra ne öğrendik oturumuyla haftanın özetinin yapılmasını önemsiyoruz. Olgu tartışmalarını dün videolarını yükledim. Mentor.com'la yapacağız. Kurumsal olarak üye olduk. Aynı anda birden fazla kullanıcı kullanabiliyor. Hocalarımız bununla ilgili eğitimler verdik, devam edeceğiz. Kayıtlar başladı. Olgu çerçevesinde bir olgunun, gerçek ya da simüle bir olgunun tanıya giden yollar, ayırıcı tanı gibi ve konunun kritik noktalarını sorgulayıcı temalar üzerinden sorularla öğrencinin sürece aktif katıldığı uygulamalar. Mentor.com'u sevgili öğrencilerimiz telefonlarınızdan kullanabiliyorsunuz.
Bilgisayar açıksa bir yan pencereden de Menticom'u açabiliyorsunuz. Size verilen şifreyle sayfaya giriyorsunuz. Hocamızın aktif slaytı geldikçe oradan sorulara cevap verdiğinizde hocamız ekranda görüyor ve oradan sizinle tartışacak. Verdiğiniz cevaplar neden bu böyle, neden böyle değil. Kimin ne cevap verdiği belli olmuyor. Öyle bir endişeniz olmasın. Öyle bir amacımız yok. Çünkü bizim amacımız sizin öğrendiğiniz bilgiyi pekiştirmeniz, kafanıza yanlış yerleşen bilgiyi de düzeltmek. Bu olgu tartışmalarının faydası bu. Her sorunun ardından da sevgili hocaları o soruyu pekiştirecek iki tane, üç tane slide, konuyu pekiştirecek slide. Ne öğrendik? Oturumları bizim fakültemize özgü bir oturum. Mesela haftanın sonuna doğru genelde öneriyoruz. Daha önceden işlenmiş konuların özet niteliğinde üstünden geçilmesi. Doğru yanlış olabilir, çoktan seçmeli olabilir. Resim gösterirsiniz. Ben bunların yöntemlerini Menticom'da anlattım. Lütfen oradan bakın. Pekişme yeniden son derece önemli. Sevgili öğrencilerimiz, Perşembe gününe kadar sizlerden çünkü kendi çalıştığınız yerler olacak. Anlayamadığınız yerleri soru olarak ilgili modül başkanlığı veya staja bildirmenizi rica edeceğiz. O sorular işte hafta sonu, cuma günü olacak ne öğrendik oturumunda o sorulara da cevap verilecek. Clinical Key Student alındı sevgili hocalarım, sevgili öğrencilerim. Tanıtımı aslında yazın yapılmıştır. Şimdi yeniden yapılacak. Önümüzdeki hafta bir seferde 500 kişiye tanıtım yapabileceklerini söylediler. Ben sizlere onu duyuracağım. Yani bu hafta duyururuz tarihleri. Bunu konuşmuştuk, bunu geçiyorum. Ölçme değerlendirme eminim en çok sorunun geldiği alan olacak. Ölçme değerlendirmeyi bu hafta neticelendireceğiz. Fakat şunu söyleyeyim sevgili stajdaki hocalarım da. Özellikle staj sonu olan, çünkü dönem 4-5 başlıyor şu anda. Üçün daha sınavları da var. Her stajın sonunda mesela 4 gününüz bitti, hemen bir sınav yapmayacaksınız. Sınavları belirli grupları bekleterek yapacağız. Çarşamba günleri yapacağız. Dolayısıyla size ayırdığımız o 4 gün tam olarak eğitime gidiyor. Ama biz süreci de değerlendirmek istiyoruz. Yani sadece nokta atışı, çoktan seçmeli ya da online bir sınavla değerlendirme yapmadan öğrencilerimizin performanslarını değerlendirme, işte Zoom üstünden olabilir, başka yöntemle olabilir, ödev hazırlamaları, proje hazırlamaları, sosyal sorumluluk projeleri hazırlamaları, bunların hepsine bir puanlama yapmak istiyoruz. O da bu hafta sonuna kadar netleşecek. Size de bununla ilgili bilgiyi vereceğiz. Sevgili hocalarım, staj programlarınızı bu size gönderdiğimiz ilkeler çerçevesinde yaptığınızı biliyoruz, bekliyoruz. Lütfen bize ilerledikle gönderirseniz biz de görelim. Hem katkımız olur hem de bilgimiz olması açısından. Ankitem sayfalarımızda bizden onay geldikten sonra programınızın son halini duyuruyorsunuz. Orada neler canlı olacak? İnteraktif dersler için öğrencilerimizin nereleri izlemesi, hangi kaynağa çalışması lazım? Bunu mutlaka öğrencilerimizle paylaşmamız gerekiyor. Dördüncü madde çok önemli sevgili hocalarım. Stajlarımızda mutlaka öğrencilerimizi destekleyecek, sosyal olarak da izleyecek, akademik ve sosyal olarak izleyecek bir sistem kuralım. Bir staj danışmanlığı denebilir. Hocalarımızı staj grubundaki öğrencilere bölelim ve o öğrenciler hani bir sıkıntı olduğunda o hocaya ulaşabilsin. Öğretim üyeleri onlarla ne bileyim haftada bir Zoom üzerinden görüşme yapabilir. Yakın temas tutmamız gerekiyor. Çünkü geçen seneki deneyimimiz bize öğrencilerimizin hocalarla teması olduğu an çok mutlu oldukları. Öğrencilerimiz okullarını çok özlediler sevgili hocalarım. Her gün bize bununla ilgili mesaj geliyor. Azıcık daha dişinizi sıkacaksınız sevgili çocuklarımız. Buradan birlikte olacağız. Dönem böyle, yapacak bir şey yok. Sizin sağlığınız, hepimizin sağlığı için bu gerekli. Dönem birlere danışman atayacağız. Onlarla yüz yüze tanıştıracağız. Onlar daha yakın izleyeceğiz sevgili arkadaşlarımızı. Dönem 2'lere de geçen seneki danışmanların ve rehber öğrencilerin devam etmesini istiyoruz. Dönem 4-5'te de söylediğim gibi stajlarda danışman uygulamasını hayata geçirelim. Her staj kendine özgü bir yapı oluşturabilir. Ama öğrencilere hani sadece ders anlatıp çıkmayalım programda. O stajdayken o çocuklar sizin. Öyle kabul edin ve o çocuklarla, çocuklarımızla ilgilenelim. Ne önemli sevgili hocalarım, sevgili öğrencilerimiz, bu süreçte ne kadar gideceğimiz belli değil. Nasıl olacak belli değil.
olabilir. Bunlar böyle endişe verici algılanabilir. Önemli değil. Biz zaten zor süreçlerden geçtik. Bir şekilde bu noktaya geldik. Bir şekilde 7-8 ay sonraki noktaya da geliriz. Burada önemli olan iletişimimizi iyi kurmak. Şimdi esnek çalışma da başladı sevgili öğretim üyelerim. Lütfen evlerinizde de olsanız, bu biliyorsunuz sağlığınız için, temasınızı azaltmak için verilmiş bir şey. Lütfen fakültemizle bağımızı sıcak tutalım. Bu çok önemli. Uyum içinde hareket edelim. Çünkü dağılmanın hiç kimseye bir faydası yok. Ama birlikte olduğumuz zaman birbirimizi daha iyi hissederiz. Güçlü oluruz. Sorunların daha iyi üstesinden geliriz. Bir de sevgili genç arkadaşlarıma söylemek istiyorum. Sizler hekim olacaksınız. Şimdi kendi kentlerinizdesiniz, ailelerinizdesiniz. Hem kendinizi iyi korumakla yükümlüsünüz, hem de bir hekim adayı olarak çevrenizi korumakla yükümlüsünüz. Bu anlamda da bunu da size hatırlatmış olayım. Sizlerle biz de sık sık bilgilendirme videolarıyla temasa geçmeyi düşünüyoruz. Bu şu anda tam emin değilim bu YouTube yayını ne kadar başarılı oldu ama bunu başardıysak haftalık düzenli YouTube'dan sosyal ya da akademik içerikli paylaşımlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Uzak da olsak beraber olmayı başarmalıyız sevgili hocalarım. Zor bir süreç doğru ama yani yapılabilecek bir dolu şey de var. Hep birlikteyiz. Ankara Tıp çok fırtınalar atlattı. Bu da bir fırtına. Denizde giderken tekneler fırtınada durmuyor. Devam ediyor. Fırtına da sürekli devam etmiyor. Duruyor. Sonra da rotanıza ulaşıyorsunuz. Biz de büyük bir gemiyiz. Fırtınalardan çok etkilenmeyiz diye düşünüyorum. Ben hepinize sağlıcakla kalın diyorum. Güzel bir dönem diliyorum. Uzaktan olacağız ama birlikte olacağız. Telefon numaralarımızı ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımızı lütfen izleyin sevgili öğrencilerimiz. Ankara Tıp Dekanlık. Lütfen bize fotoğraflarınızı yollayın, videolarınızı yollayın, paylaşalım. Sevgili hocalarım sizlerin de bu şekilde bağımızı sıcak tutmaya çalışalım. Bu olmayacak bir şey değil. Sadece biraz çaba gerektiriyor. Dönem kötü deyip geride tuttuğunuzda bunun hiçbirimize bir faydası yok. Ama bir arada olduğumuzda kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Bu dönemi kötü de geçirebiliriz. Kendinizi bir arada tutarak, iyi hissederek de geçirebiliriz. Tercih bize ait. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Şimdi herhalde sorular vardır. Biraz sorulara cevap vermeye çalışalım. Hocam sorularımız var öğrencilerimizden özellikle. Yeni başlayacak öğrencilerimizden gelen soruların içerisinde hazırlık öğrencileri için programın nasıl olacağı, hani uzaktan başlayacak, bu ilan edilecek mi? Evet, ilan edilecek, uzaktan başlayacak. Hazırlık sınıfını zaten bizim... Evet, Yabancı Diller Yüksekokulu hocaları yürütüyor. Onu bildireceğiz öğrencilerimize. Yine hocam hazırlık öğrencilerinden gelen bir soru da yine 14, biz de 14 Eylül'de mi başlayacağız diye soruyorlar. Onların sınavı ne zaman bu Kerem hocam? 24 Eylül'de. Onlar sınavlarından sonra ama onlar şeye katılsınlar. Tüm dönem bir öğrencilerimiz hepsi hazırlığa kalır kalmaz İngilizce program içinde söylüyorum. 14'ünde yapılacak tanışmaya katılsınlar. Bir de biz videoları önümüzdeki hafta yükleriz uyum programının, değil mi Demir Hocam? Onları da hafta sonu seyredebilirler. Hani onu seyretmiş olarak 14'ünde katılırsanız tanışmaya, tanışmaya mutlaka katılın. Orada da zaten bilgi veririz biz size. Yine hocam, uzaktan eğitim tarihlerinde Ankara'da olmak zorunda mıyız diye bir soru var. Hayır, tam tersine şöyle planladık. Dikkat ederseniz öğrencilerimizin çoğu Ankara dışı. O yüzden zaten mesela her modülün içinde uygulaması var. Aslında şeyi konuştuk önce. Mesela birinci modülün sonuna uygulamaya gelsin. İkinci modülün uzak gitsin gelsin. Pratik olmasını önemsedik. Onun için öyle değil. Önce kuramsalları uzaktan alacaklar. Zaten uzaktan eğitim. Sonra da yüz yüze eğitime gelecekler. Her grup bir kere gelecek, bir yarı yılda, 15 gün gibi planladık. Ama bu sadece plan, hani her an değişebilir. Temasta olacağız. Yani buraya gelmeyecekler. Uzaktan eğitim artık ekranlarda olacak. Hocam, dönemli öğrencileri için gruplar nasıl belirlenecek?
Hani sevgilere evet, göre mi? Onu duydum. Evet, çok soruyorlar. Çok heyecan oluşturmuş evet. Bir konu. Dün de hatta dün iki tane çok tatlı dönemli öğrencimiz geldi. Atalay'la İrem Şen geldiler. Hatta fotoğraf çektirdik. Onlar da sordular. Normalde kayıt sırasına göre oluyorlar ve soyadı sırasına göre düzüyorlar sonra. Ama şöyle bir durum var. Belki hani bu dönemde yüz yüze eğitim vesaire şey yönünden sıkıntı veya kolaylık oluşturabilir diye belki Ankara içi ve Ankara dışı diye de ayırabiliriz. Yani o da olabilir belki. Bunu konuşacağız. Evet hocam. Bu aynı şehirden bu öneri geldi. Bunu konuşacağız. Ama hani daha dün öğrendiğimiz için henüz biz kendi aramızda konuşmadık. Olabilir. Konuşalım. Artısını eksisini sizlerle paylaşırız sonra. Hocam öğrenciler haftalık ders programımızı görebilecek miyiz elimizde evet, olacaklar? Evet. Hepsi Ankuzen'e bu hatırlatma için teşekkür ederim ama zaten ben size daha detaylı video koyacağız arkadaşlar onunla ilgili. Programlar haftalık yapıldı. Hep tarihlere bakarsanız haftalık gidecek. Özellikle dönem 1-2-3'te stajlarda da büyük olan stajlarda. Şeyin başında da duyurular kısmında da haftalık akış verilecek size. Tabii ki göreceksiniz. Hepsini göreceksiniz. Yine hocam. Ankuzen şifreleri kayıtlar olduktan sonra alabilecekler. Biz hocalarımızla şu anda hani kayıt olmadığı için yeni alanları açamıyoruz ama öğrencilerimiz kayıtlarını yaptıktan sonra şey yapacak ama biz önden vermemiz gerekecek. Çünkü yani, 14'ünde açılıyor. Yazdık biz yazıyı. Evet. Yani normalde Eylül sonu kayıtlar oluyor ama biz daha önce sizler derse girebilin diye yazdık onunla ilgili şeyi. Hocam öğrencilerimizden yine yeni başlayanlar beyaz önlük giyme töreni yapılacak mı diye soruyorlar. Evet. Onu ikinci yarı olabilir. Yani şöyle biz şeyde de mezuniyet töreninde de hani nasıl denir böyle tilki gibi takipteydik sürekli. Şu gün mü yapalım, bugün mü yapalım, yapalım mı yapmayalım mı ama yapmayı çok istiyorduk. Öyle diye diye Anıtkabir'e de gittik, töreni de yaptık. Ertelendi, bir daha yaptık. Yani yaparız bir şekilde ama klasik tarihle, klasik şeyde olmaz. Ama yaparız bir şekilde, mutlaka yaparız. Hocam, önlük giydirmeden başlatmayız. Tamam hocam. Yabancı yurtlu bir öğrencimizin bir sorusu var. Uzaktan eğitim süresi boyunca Ankara'da bulunmamızı tavsiye eder misiniz? Yurtlar çok kabul etmiyorlar, sıkıntı yaşayabilir miyiz? Diye bir yani soru. Şu anda Ankara'da mı bulunuyor acaba arkadaşımız? Ankara'da kalan yabancı yurtlular var çünkü eğer buradaysa kalsın. Hani ama Ankara'da olsalar bile okula gelmeyecekler. Hani o bilgiyi paylaşayım. Durumunu bilemediğim için çünkü gitmeyen öğrencilerimiz oldu memleketlerine dönmeyip yurtta kalanlar. Yurtlar için de seyreltilmiş bir konaklama planı yapılıyor. Onu henüz tam netleşmedi bildiğim kadarıyla. Biz bu işte böyle dönüşümlü gelirlerse 70-80 böyle devremük gibi hani orayı ayırtalım tıp öğrencilerine devremük gibi o öğrencilerimiz gelsin kullansın gibi bir şeye girdik. Ama tabii hani bunu rektörlüğümüzle ve SKS ile konuşmamız lazım. Canlı derslerde öğrencilerin videoları açık olacak mı? Hani iletişim açısından bu kritik bir şey diye söylemişler. Şöyle, şimdi şeyler, dönem 1-2-3'ün öğrenci sayısı çok. Dolayısıyla videoların açık olması dersin, özellikle de canlı dersin şeyini düşürebilir. Şöyle bir şey konuştuk, böyle bir talep hocalarımızdan da var. Stajlarda çok sorun değil ama Zoom üstünden de yapılabilir bazı dersler ama Zoom üstünden de olsa çok kalabalık etkili olmaz. Onun için hani maksimum 50-60 kişilik şeyler Zoom üstünden olabilir ama daha fazlası kaldırmaz. Zoom zaten 40 dakikaya kadar dersleri ücretsiz de yapıyor. Bizim kurumsal şeyimiz var ama normalde de bu yapılabiliyor. Onun için normal program dışı da öğleden sonraki bağımsız çalışma saatleri de kullanılabilir. Modül ya da staj kurulu orada bir kendisi bir şey belirlerse öyle de yapılabilir. Bir sakınca yok orada. Ama duyurmak lazım öğrencilere ve hani bunun bildirilmesi lazım. Hocam stajyerimizin bir sorusu var. Staj sonu sözlüleri yüzde eğitim sonrasında mı olacak yoksa online mi olacak diye. Ona henüz karar vermedik. Onu konuşacağız.
Ona karar vermedik. Yani sevgili hocalarımdan da görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Hem dönem 1-2-3 için ölçme değerlendirme ile ilgili, hem dönem 4-5 için. Bu hafta içinde çünkü bir şablon oluşturacağız. Hani esneklikler olabilir, hani bazı notları ne bileyim ara değerlendirmeleri belirli yöntemlerle yapabilirsiniz. Sizlerin de önerilerini bekliyoruz çünkü sadece bir online sınava dayalı bir şey yapmamamız gerekiyor. Burada sevgili öğrencilerimizle bir konuyu paylaşmak istiyorum. Geçen sene sadece hani online sınav yapıldı stajlarda da, ama bu sene daha farklı, daha ciddi yapacağız. O bilgiyi de paylaşayım çünkü çok kritik bilgiler öğreniyorlar. O bilgileri öğrendiklerinden emin olmamız gerekiyor. Bu bilgiyi de paylaşayım. Hocam, online süreçte proje ve araştırma çalışmaları devam edecek mi? Yapılabilir. Onu konuştuk. Ben hatta mesela müze seçmeli dersi yapıyorum. Online o bile yapılabilir. Envanter bile oluşturabilir öğrencilerimiz. Yapılabilir. Konuyla ilgili değil mi Kerem Hocam? Yapılabilir. Onu zaten şey bırakacağız. Hani bir seçenek olarak olacak o. Hocam şöyle bir soru gelmiş. Geri bildirim toplantılarını yine yapacak mıyız bu uzaktan olarak? Evet, evet. Geri bildirim hatta bu metodun en kritik kısmı. Çünkü hani biz bir şeyler planlıyoruz ama bu sunduğumuz hizmetin hedefe ulaşıp ulaşmadığını veya sıkıntı noktalarını öğrenmemiz lazım ki hemen düzeltelim. Hatta onu net iyi bir şekilde Moodle'daydı geri bildirim şeyimiz. Bilmiyorum Ankizem'e alabilir miyiz onları? O Moodle'da vardı. Ama sözlü geri bildirimde stajlar ve modüller almalı. Stajların son oturumunda ne öğrendiğin sonuna zaten koyduk geri bildirim. Ama arada alabilirler. Çünkü süreç içindeki sıkıntıyı da gidermek için. Yani burada sevgili hocalarım, sevgili öğrencilerimiz en kritik şey çok hızlı iletişim. O zaman hemen çözülüyor, sorun olmadan devam edebiliyoruz. Hani bu noktada bir paylaşım yapmış olayım ben sizlerle. Hocam seçmeli dersler de mi Anküzem'e yüklenecek diye evet, bir soru. Evet, evet. Seçmeli dersleri Rüştü Hoca götürecek sevgili hocalarım. Rüştü Hoca sizlerle bir WhatsApp grubu kuracak şeyi takip etmek için seçmeli derslerinizi. O sizle Kenan Hoca ile çalıştılar. Sizleri bilgilendirecekler. Hocam dönem 4'te yapılamayan uyum programını alabilecek miyiz diye, ya da ne zaman alabileceğiz diye soruyorlar. Yani ne zaman uyum? Çarşambaya koyacağız. Tamam, bir çarşambaya koyacağız. Şöyle bir soru gelmiş hocam. Ben önlük giyme gibi şey yaptım. Önlük de giyemiyorum. Onlara da gelirlerse önlüklerini giydiririz. Yani yapılamayan geçen yıldan yapılamayan derslerimizin bu sene tekrar olma gibi bir ihtimali var mı? Şöyle yapabiliriz onu ama onların çoğu aslında uygulamaydı. Tabii öyle bir şey var. Hepsi uygulamaydı hatta. Uygulamaların videoları çekilecek zaten ilgili dönemler için. Onları bir planlayacağız. Bir şey daha söyleyeyim. Dönem 4 ve 5'ten zannedersem böyle stajları, az stajı kalıp 5'te intern'e geçecek öğrencilerimiz var. Onlar için hani bu sistem onları zorlayıcı bir sistem. Onlar için bir özel bir çalışma yapıyoruz. Onu da paylaşayım. Hani onları mağdur etmemek için o bilgiyi de öğrencilerimizle paylaşalım. Hocam bu Anküzem'le alakalı ayrıntılı bir kılavuz olacak mı? Oraya ders nasıl canlı sınıflara gireceğimizle ilgili. Onunla ilgili video çekimi yapmıştık geçen sene. Var. O halen var. Bakarız ona. Çünkü aynı şey değişmedi. Yeniden çekilebilirim ama var. Şu anda bile var. Web sayfasında da varmış. Biz oraya da yükleriz zaten eğer yoksa da, ama var. Yine bir, hocam birinci sınıf öğrencilerimiz, yeni başlayacak öğrencilerimizden şöyle bir soru var. Ders kitaplarımızı nasıl temin edeceğiz? Ders kitapları ile ilgili bir duyuru yapılacak mı? Şimdi anabilim dalları kaynak kitapları çalışacaklar. Elektronik kütüphanemiz var. Bu çok güzel bir soru. Elektronik kütüphaneye de uzaktan erişebiliyorsunuz. Şimdi bu dönemde tabii elektronik kütüphane daha anlam kazandı. Biz hem hızlıca anabilim dallarından kaynaklarını isteyelim, hem de uzaktan erişim için sizler kayıt sonrası o işlemleri yapın. Proxy ayarları değiştiriliyor. Şifre alıyorsunuz. Uzaktan elektronik kütüphanesi çok güzel Ankara Üniversitesi'nin.
Demin söylediğim clinical key student'ın içinde temel tıp bilimleri de var, klinik de var. Up-to-date klinik daha ziyade. Üç boyutlu anatomimiz var. Bir dolu başka elektronik kitap da var. Yani hani herhangi bir şey satın almanıza gerek yok. Rahatlıkla elektronik kütüphane yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Hocalarımızın ders notları var Moodle ortamında. Onları tekrar aslında revize etmiştik, bir onlara bakarız. Hocalarımızın video kayıtları var. Her konunun video kaydı olacak. Yani hep duracak. 7-24 orada duracak istediğiniz zaman. Seyredebileceğiniz şeyler olacak. Hocam, o yüzden hani sanki kitap almanız bu sene üzerinde çok gerekli değil gibi duruyor. Bu videolarla ilgili canlı derslerin kayıtları yapılacak mı? Hani biz canlı derslerin olgu tartışmalarını çok... 30 dakikadır. Olgu tartışmaları konusunda tam emin değiliz. Çünkü hani o olgu tartışmaları daha sonraki gruplarda da yapılacak. Hani amacını bozabilir. Orada öğrenci süreci katılsın istiyoruz. Ne öğrendik oturumlarıyla olgu tartışmaları olmaz ama normal kuramsal ders sunumu 30 dakikayı geçmezse oluyor. 30 dakikayı geçerse kapasite sorunu olduğu için kayıt yapamayabilirler. Ya da hoca ikiye bölecek dersini, o şekilde yapacak. Öyle olabilir. Bu sene hocam pratik sınav yapılacak mı? Gelirlerse ancak yapabileceğimiz bir şey. Keşke yapabilsek, biz de çok istiyoruz. Biz de çok özledik öğrencilerimiz. Biz de Mart'tan beri öğrencilerimiz yok yani. Bizim için de çok zor, bu bina zor. Ne kadar oldu? Bir varsa birkaç soru daha alalım, sonra hocalarımızın bilmiyorum soruları var mı? Orada yok. Orada hiç hoca soruları var mı? Hani öğrencilerimizin. Hocam, göğüs hastalıklarından Profesör Doktor Oyun Kayacan hocamızın bir sorusu oldu. Şehir dışından gelen öğrenciler için kütüphane yurtlarda uzaktan eğitim imkanları nelerdir? Yani şöyle, yurtlarda özel bir bilgisayar şeyi var mı? Bir internet imkanı var. Var ama hani kaç kişilik onu bilmiyorum. Onu çalışacağız. Aslında hani böyle bir dönemde öğrencilere en azından bir tablet sağlanması iyi olur. Bunu bir konuşmak lazım ama bu üniversite genelinde bunu konuşmak olması lazım. Olması gerekiyor. Yani öyle bir şey, evet, yapmak, evet. Gerek, evet. Biz gerek. Onu da hani yoksa da biz onu sağlayıcı şeyler yaparız. Soru çok yerinde. Teşekkür ederiz bu konudaki farkındalığımızı arttırdığınız için. Hocam şöyle bir soru var. Update'i nasıl kullanacağız? Up to date, pardon. Onların şeyi var. Orada kütüphaneye girdiği zaman nasıl kullanılacağına dair orada yönlendirme var. Clinical Key biraz daha kompleks. Up to date basit kullanımı. Sadece şifre ve şeyle girdiğiniz zaman arama motoruna aradığınız kelimeyi yazdığınız zaman orada düz text metin çıkıyor. Ama Clinical Key Student daha farklı. Üzerine işte sanki ders notu çalışıyorsunuz gibi highlight yapabiliyorsunuz, küçük notlar alabiliyorsunuz. Çok güzel bir kaynak. Clinical Key Student'ı lütfen hem hocalarımız hem öğrencilerimiz kullansınlar. Çünkü çok çok güzel bir kaynak. Çok da ücreti iyiydi. O yüzden hani bize sağladığı için Erkan hocamız buna destek olmuştu. Çok teşekkür ediyoruz. Bakıyorum hocam şu anda gelen sorulara. Belki ben şuradan ben de görebilirim aslında. Şöyle alayım. Gözlük takmam lazım. Hocam şöyle bir öğrencilerin sorusu var. Kayıt yaptırdığımızdan nasıl kesin emin olabiliriz? Hani OBS'ye giriş yaptıysak kesin ve aktif gözüküyorsak kesin kayıt yaptırmış mıyızdır? Evet. Evet. Yeni öğrenci değil mi? Yeni kayıt. Evet. Yeni öğrencilerimiz hocam. Hı hı. Ankara'ya geldiğimizdeki günlerde ölçme değerlendirme olmayacakmış gibi bir arkadaşımız yazmış ama öyle değil. Yani Ankara'ya geldiklerinde bir ölçme değerlendirme olabilir. 4 gün içinde de final sınavı o 4 günde olmayacak sevgili arkadaşlar.
Onu çarşamba ya da hafta sonu duruma göre şey yapacağız. Ben buradan görüyorum artık. Tamam. Hemen buradan devam edeyim. Evet, Ali Can hocamızın anatomiden bir katkısı olmuş. 80 kişilik gruplar halinde diye. Sistem üzerinde ders programı olacak, evet, onu da söyledik. Menti uygulaması tüm dönemler için olacak, onu sormuş bir öğrencimiz. Yani herkesin kullanacağı, hatta mezuniyet sonrası için bile kullanılabilir. Deniz Hoca mesajı YouTube'dan yollamamış, bir mesaj iletmiş. Ben müsaadenizle onu paylaşmak istiyorum. Ankara Üniversitesi ve AÜTP'li olmanın ayrıcalığını hissettiği için çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sağ olun Deniz Çalışkan Hocamıza, çok teşekkür ediyoruz. Dönem 1 İngilizce için de mi modüller olacak diyor. Evet, dönem 1 İngilizce derste de modüller. Biz de size onunla ilgili bir kayıt yapacağız sevgili arkadaşlar. Onun için şimdi buradan ona cevap vermiyorum. Okulun kütüphanesini sormuşlar. Evet, açık. Okulun kütüphanesini sosyal mesafeye dikkat ederek kullanabiliriz. Çalışma salonlarımız da açık. Onu da sosyal mesafeye kullanarak gidebiliriz. Programların bir an önce Ankizem'de duyurulması lazım. Biz programları sizinle paylaşacağız. Haklısınız, doğru. Onun dışında şöyle farklı bir soru var mı diye bakıyorum. Hemen hemen bütün soruları sorulmuş gibi. Bir öğrencimiz çok tatlı. Ankizem değil, Ankizem. Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi demiş. Bir yandan da bu oturum hoş bir benzetme yapmış. Staj yerlerinizi dilekçe verip değiştirebilir miyiz sorusu var. Hayır, bu sene şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü şu anda uzaktan eğitim var. Zaten hani onu bir gelirseniz ona bakarız. Şu anda bir şey diyemiyorum. Küçük stajlarda videoların açık olup olmayacağı Yeşim hocamızın bir sorusu var. Hocam, küçük stajlarda Ankizem üzerinden videolar aslında açılabiliyor. Fakat ben dün konuştum Nevzat hocamızla, yayın kalitesini bozuyormuş. Daha önceki hocalarımızla konuştuğumuzda Zoom üzerinden ders yapabilirsiniz arzu ediyorsanız. Olgu tartışmaları vesaireyi oradan yapabilirsiniz. Ama biz yine de Ankizem üzerinden o video olayını daha netleştirelim sizin için. Teşekkür ediyorum sorunuz için. Bir de olur Ankizem ne oluyor diye. Ankizem'le ilgili çok soru gelmiş. Ankizem hastalığı. Ankizem hava yollarındaki en uçtaki hava kesecikleri, alkollerin harabiyetiyle giden, nefes darlığı, günlük ilerleyici nefes darlığıyla giden bir akciğer hastalığı, KOAH olarak bilinen, hani kronik obstrüktif akciğer hastalığı olarak bilinen hastalığın bir komponenti, patolojik bir tanım daha çok. Ankizem olanı bu kadar ilgi görmedi herhalde. Evet. Saadet hocamız, iki gün kaldığı için heyecanlanıyoruz demiş. Biz de heyecanlanıyoruz hocam. Evet. Genel olarak sorular böyle. Şöyle başka bakıyorum. Eklenen var mı? Randevuyla fakülteye, randevuya gerek yok. Gelebilirsiniz. Çünkü hiç kimse yok okulda. Dün arkadaşlarımız geldiler. Hani yeni gelen öğrencimiz gelirseniz bize de uğrayın mutlaka. Tanışalım sizlerle. Slaytları paylaşırım. Slaytlara ulaşma şansınız var mı diye. Ben zaten bu slaytı, bu bir çerçeve sunumdu. Bunun sizlerle olan ilgili kısımlarını sisteme video olarak yükleyeceğiz. Yani bugün yarın yükleriz, hiç merak etmeyin. Hafta sonuna ama özellikle birinci sınıf, 14-13'ünün hafta sonu birinci sınıf öğrencilerimiz fakülteyi tanıyıcı genel kayıtları görecekler. Dönem 5 neden 3'e ayrıldı? Dönem 5 şundan 3'e ayrıldı. Pediatri, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları ve çocuk cerrahisi stajı bir grup
Ve üç eşit parça bölünük olduğu için içe ayrıldı. Dönem 4, dönem 4'ün yarısı neredeyse dahiliye olduğu için, hani içinde göğüs hastalıkları, kardiyoloji, alerji, enfeksiyon da olduğu için onu ikiye bölme şansımız oldu ama dönem 5 üçe bölündü. Yeni öğrenciler şu anda henüz tanımlanmadıkları için anküzeme giriş yapamıyorlar. Yapacaksınız, endişe etmeyin. Biz size bunu şey yapacağız. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin Türkiye'de bulunma şartı yok. Onu sormuşlar öğrencilerimiz. geldiğiniz 10 günde hani yurt imkanı sağlanacak mı diye sormuş Asmin. Sağlamaya çalışacağız. Onun için bir işte şu gruplarınız belli olduktan sonra yurtlarla görüşüp bir değerlendirme yapacağız. Ölçme değerlendirme soruları var. O belli olunca size duyuracağız. Bu hafta netleşecek. Yurt kayıtları. Yurt kayıtları şu anda bir şey yaptırmanız gerekmiyor. Biz sizi bilgilendireceğiz. O konuyla ilgili Pelin Hoca çalışacak. YÖK'lerin puanıyla dönem 3 İngilizce derslerinin muafiyetine başvurabilir miyiz diye sormuşlar. Evet, başvurabiliyormuşuz. Onu ben çıkaramadım. bir tane web sitesinde dekan vekili olarak görünüyorsunuz hocam. Dekanlık görevinizi sürdürecek misiniz diye bir soru var. Ben de bilmiyorum. Bu sorunun cevabını hiç kimse bilmiyor şu anda. Evet. Meltem hocamıza teşekkür ediyoruz. Meltemciğim. Deniz hocam bu sefer koymuşsunuz. Teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. Sınavlarda kamera açılacak mı sorusu, sözlü sınavlarda olma ihtimali var. Onlara bakacağız, size söyleyeceğiz, paylaşacağız. Onur'un bir sorusu var. Online derslerimiz videoları tek bir siteye yüklenmesi ve haftanın başına yüklenecek videoların paylaşılmasını istiyoruz. Takip etmek zor diyor. Evet, doğru, haklısın Onur. Onun için biz işte o yüklenen sayfada haftalık izleyeceğimiz şeylerin listesini koyacağız. O hani hoş olacak diye tahmin ediyorum. Yine sıkıntı yaşarsanız onu düzenleriz. Kulüp etkinlikleri devam edebilir. Yani bir şeyler yapılabilir. Onu belirleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Hazırlığı geçme sınavı nasıl ve ne zaman olacak? Onu duyuracağız. 23-24. Ya 23-24 Eylül'müş. Tamam, pardon. Şeyler içinde muafiyet sınavı Türkçe program içinde 30 Eylül'de yapılacak. Bir daha söyler misiniz? Türkçe program için yabancı dil muafiyet sınavı 30 Eylül'de yapılacak. Türkçe program için 30 Eylül'de sınav. İngilizce program için de yabancı diller yüksek okulu 23-24 Eylül'de hocam. 24, İngilizce program için de 24-25 Eylül, yabancı diller yüksek okulu bildirmiş. Bir sorumuz var, yabancı öğrenciler için sınır kapanması durumunda nasıl bir yol izlenir? Evet, onu göreceğiz. Catherine sormuş bu soruyu. Mağdur etmemeye çalışacağız. Saadet hocamız, öğrencilerimiz ve hocaları aynı platformda buluşturan bir fakülte kurulu, başka fakültede yapıldı mı acaba diyorum. Bilmiyorum hocam, bilemiyorum o şeyi. Ama eğer sizlerin de hoşuna gittiyse biz bunu hani şey olarak devam ettirelim diye düşünüyorum. Haftada bir en azından sosyal ya da akademik temalı sohbet şeklinde, hani sadece bizler değil de bir hocamızı, öğrencimizi davet ederek bir şeyler olabilir. Teşekkür ederiz katkınız için. YKS dil sınavı Türkçe programda muafiyet için yeterli. Başka? Flower diye biri. Hocam aşk insanın hangi organında bulunuyor? Beyninde. Kalp işaretiyle yapılıyor ama beyninde diyelim. Onu çok güzel Halise Hoca ile Metehan Hoca çok güzel anlatıyor size. Saadet Hocam Ankara Tıp Çatısı altında her koşulda her sorun çözülür demiş. Katılıyorum hocam. Hep birlikte olduğumuz zaman her türlü şey bende. Elimizden geleni yapacağız diye düşünüyorum. Biz müsaadenizle sonlandıralım. Daha sorular olacaktır. Onlara da tekrar cevap veririz. Sevgili hocalarım, sevgili öğrencilerimiz, evet zor bir süreç ama biz birlikte olacağız. Elimizden geleni yapacağız.
teması sıcak tutalım, birbirimizi haberdar edelim. Nerede olursak olalım, bizim aracımız artık şu monitörler, ekranlar. Ama oradan da çok şey yapılabiliyor. Görüyorsunuz, bakın burada hepinizin görüşlerini yazma şansınız oldu. Alican Korkmaz, hocam aşık olduğumuzda midemiz neden uçuşuyor demiş. Pelin Hoca'ya sorayım, fizyopatolog olarak. Niçin mideniz uçuşuyor hocam? Uçuşmak da enteresan bir tanı. Stresten asit salgısı arttı. Stresten asit salgısı arttığı için oluyormuş. Sorular da geliyor. Alican tekrar, büyük kurum, güçlü kurum, şeffaf kurum demiş. Evet, şeffaf olmaya özen gösteriyoruz. Bu bizim için önemli. Ali Fırat Hoca dönem 1 ve 2'nin ilk yarı ders programlarının antizen sistemine yüklendiğini söylüyor. O da dönem 1 koordinatörü ve dönem 1, 2, 3'ün sorumlusu. Evet, genelde sorular böyle. Sevgili hocalarım, sizlerin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yurt konusu, başarılar diliyoruz, tamam, hepinize. Yurt konusunu da takip edeceğiz, her türlü şeyi. Temas halinde olalım, bize her zaman ulaşabilirsiniz. Temsilcilerimizi belirleyeceğiz, temsilciler aracılığıyla da iletişim yapıyoruz, o da çok önemli. Hocalarımdan ricam öğrencilerimize sahip çıkmaları. Büyük aileyiz, onun için büyük bir aile olarak sahip çıkmamız gerekiyor ve hep birlikte hareket etmemiz. Bu dönem geçecek, hiçbir fırtına sonsuza kadar sürmez. Az hasarla geçmemiz önemli. Hastanedeki sevgili hocalarım, lütfen kendinize mukayyet olun, kendinize iyi bakın. Bizim için çok kıymetlisiniz. Sevgili asistanlarımız, sevgili hemşirelerimiz, sevgili uzmanlarımız, teknisyenlerimiz. Lütfen çok çok dikkatli olun. Her gün bir haber alıyoruz, üzülüyoruz. Kalbimiz sizinle. Son bir sorularda farklı bir şey var mı bakayım. Nurdan Hocam teşekkür ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. TÖMEL'e başvurup online ders alınabiliyordur herhalde. Haber veririz. Evet, Aslıhan çok güzel bir soru sormuş. E-kütüphaneye nasıl giriş yapacağımızla ilgili bir bilgi olacak mı diye. Evet, bunu hazırlar ve şeye yükleriz. Bizim YouTube kanalımız Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi YouTube kanalını izleyin sevgili öğrencilerimiz, sevgili hocalarımız. Oralara sizden bize gelen geri bildirimler doğrultusunda kısa kısa videoları ekleriz. Hani orası bizim temas noktamız olsun. Ara ara da oradan sosyal programlarda yaparız. Demet Karnak hocamızdan bir teşekkür var. Demet Karnak hocamız da kızını evlendir diyelim. Biz de onu kutluyoruz. Evet. Oya hocamız teşekkür etti. Ankizem'de sınıf geçmemiş gibi görünen bir öğrencimiz varmış. Ona bakarız. Sevgili öğrencilerimiz, sizleri çok özledik. Ben hocalarımız adına konuşuyorum. Hepsi de sizi çok özledi. İnternlerimiz var. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz sizler adına. Kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın. Biz buradayız, beraberiz. Öyle düşünün. Okul açılmış varsayın. Yani uzaktan olabilir, önemli değil. Bu dönem böyle bir dönem. Ama böyle gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Ne gerekirse onu yapacağız. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum, çok güzel bir dönem diliyorum. Biz şimdilik buradayız, elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız. Görüşmek üzere, iyi günler diliyorum hepinize.